Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum. Evet, sabah saatlerinden itibaren devam etmekte olan bir iyimserlik vardı. Maltepe sayımlarının sonuçlanması ve buna bağlı olarak da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazandığına yönelik bir sonuçun açıklan ortaya çıkması ardından. Özellikle Türkiye risk birimi olan CBS'lerin 450'ler seviyesinden 420'lere doğru bir geri çekilme eğilimi. Buna bağlı olarak dolar TL'deki iyimserliğin tabelalara yansıması ve sonuç itibariyle artık YSK'nın bu konuyu ilan etmesi aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Ve biraz önce gelen bir haber itibariyle de, e, mazbata'nın verilmek üzere İl Seçim Kurulu'na e, Sayın İmamoğlu'nun çağrıldığına dair bir bilgi erişti ve bu tablo ise Dolar-TL'deki geri çekilmeyi biraz daha artırırken Borsa Endeksinde de ekstra alımlar getirdi. Evet sevgili arkadaşlar 5.71-28 5 seviyesine kadar geri çekildik ve şu anda 5.72 seviyelerinde bulunmaktayız. Tabii ki yükseliş olduğu zaman akıllardaki ilk soru bu yükseliş daha devam eder mi? Ve bir gerileme eğilimi olduğu zaman ise bu gerileme nereye kadar devam eder? Şeklinde sorular ön plana çıkmakta. Sizlere son aktarmış olduğum analizlerde özellikle 5.85 yakınlarından hem teknik anlamda bir düzeltmenin beklenmesi gerektiğini hem de ee, seçim belirsizliğiyle ilgili olarak e, ortaya çıkacak olan iyimser e, gelişmelerin veya bu belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik atılan adımların piyasada olumlu algılanabileceğini vurgulamıştım. Diğer arkadaşlar, şuradaki e, uzun süredir takip etmekte olduğumuz bir kanalımız bulunmakta beyaz ve sarı eğrilerimizin sınırlamış olduğu bir kanal ve burada 5.70.41 seviyesini görmekteyiz 5.70.41 seviyemiz şu an takip etmemiz gereken en önemli destek seviyesi konumunda bu seviyenin aşağısına gelinmemesi gerekiyor ufak tefek sarkmalar olabilir 5.68 5.70 aralığı görülebilir test edilebilir ama bu seviye mutlak surette korunması gereken bir seviyedir. Bu seviye aşağısında iki kapanış olması, bu sarı ve beyaz kanalın artık e, ortadan kalkmasına, tekrardan bir önceki kanal olan kırmızı ve beyaz eğrilerin e, dengelemiş olduğu kanal içerisine girmemiz anlamına gelecektir. Arkadaşlar 5.70 seviyesi bir kez daha ifade ediyorum. Önemli bir destek ve tepki noktası olabilmeli. Bu şartlar altında yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve tekrardan öncelikli olarak ...5.80'e doğru bir hareketliliğin olabileceğini dikkate alabiliriz. Şu an yaşanmakta olan durum, sizlere piyasa analizi yaparken sürekli vurgularım... ...gelen çeşitli haberler birer bahane olarak kullanılmakta. O an genel resme bakılmaz, sadece o anki haberin etkisiyle hareket edilebilir... Ama çok kısa bir süre sonra ise tekrar genel tablonun, genel resmin içine girilir. Şu anda mazbatanın verilecek olması seçim belirsizliğinin tam anlamıyla ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ve bu hususta biliyorsunuz bir de ee, seçimlerin iptali ve yenilenmesi hususunda iktidarın yapmış olduğu bir itiraz var. Yine bu aşamadan sonra bu iyimser tablonun ardından bu kez acaba seçimler iptal olacak mı olmayacak mı sorusuyla meşgul olmaya başlayacağız. Bu durum fiyatlanmaya başlanacak. Bu sebeple arkadaşlar birinci aşama olarak vazbatanın teslim edilmesi piyasa tarafından olumlu algılandı ama önümüzde... Belki de çok daha önemli bir süreç bulunuyor Zira bu mazbatanın iptal edilebilme olasılığının dahi mümkün olduğunu sürekli olarak basından okuyorsunuz ve dinliyorsunuz Bunlar olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama net olarak bildiğimiz bir gerçek var ki belirsizlik hala devam ediyor ve bu belirsizliğin devamı esnasında ise bu tarz önemli yukarı ve aşağı yönde eğilimler e, söz konusu olabilecektir Şu an itibariyle arkadaşlar 5. E, 71-28'e kadar yaşanan geri çekilme ardından tekrardan 572 üzerine bir e, atalım söz konusu oldu. Buradaki destek seviyemiz önemini ve destek fonksiyonunu e, ifa etmeye devam ediyor. Arkadaşlar saatler 16 oldu ve ben sizlere bir de önümüzdeki 2 saatlik süre için takip etmemiz gereken e, kritik seviyeleri vermeye çalışayım. 5.72 67 seviyesi pivot desteğimiz olarak önümüzdeki 2 saat için pivot desteğimiz olarak hesaplanmış durumda. Bu seviye üzerinde kalındıkça 5.74 ve buranın da açılması durumunda 5.76 77 seviyesi önümüzdeki 2 saatlik süre için e, takip edilmesi gereken kritik e, direnç noktaları olarak önem taşıyor. Aşağı noktaya baktığımız zaman ise 5.69 96 kısaca 5.70 diyelim. Zaten buradaki belirlemiş olduğumuz destek hattımızda bu seviyeyi ifade ediyor. 570'in aşağısında ise 5-68-50 seviyesinin olduğunu görmekteyiz. 568 ila 570 arasına yönelik geri çekilmeler olsa bile bu seviyeyi bu bölgeden kısa süreli olarak kısa süreler içerisinde bir tepkinin gelerek beyaz eğrimiz olan 570 üzerine tekrar yönelebileceğimizi ve genel anlamda 570 üzerinde kalmaya gayret gösteren bir piyasa eğilimi içerisinde olacağını düşünmekteyim şu an için. Sevgili arkadaşlar, çok kısa bir analiz vermek istedim. Bu sebeple dolar-tl'deki düşüş eğiliminin daha da devam etme olasılığından ziyade 5.70 civarlarından bir tepki yaşama olasılığını daha yüksek görmekteyim. Zira bir kez daha belirteyim, seçim belirsizliği henüz tam anlamıyla sona ermiş durumda değil. İyi günler diliyorum, geceki analizimizde tekrar görüşmek üzere, hoşça hoşçakalın.